biraz görsek toplarız. Ablam o bulunduğu o pozisyonunu kalkıp senin görmeni de istemez ya. Ama hep aynı konu. Şimdi bu durup dururken niye çıktı ki ortaya? Bir şey, Rahmi amcaya mı trip atıyorsun şu anda? Şirin. Bunu... Bence çok önemli bir konu. Çok önemli bir konu. Ben hanımefendi hala telefon attığımızda çok teşekkür ediyorum. O eski gelinlerin onu anlattığını anlatıyor. Bak yine aynı grubun içinde dönüyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Burada çok büyük bir şebeke var ha. Evet. Yani bu iddialar... Evet. Tabii ki iddia. Herkesin cevap hakkı var. Ama şimdi bu kadının da yalan söylemesi için hiçbir gerekçe yok. Ve başka bağlanmak isteyenler de var. Bu evet. Aynı konuyla ilgili. Şebeke ki ne şebeke abla? Suç örgütü. Bildiğin örgüt kurmuşlar gemlik içinde. Böyle bir... cinsellik ağı. Valla beyefendiler de seslerini değiştirebilirim. Bu konuda bize ya da yayına bağlanmak istemeyip bilgi vermek isteyenler de varsa bizde kalır. Emniyete bildiririz. Ha, seslerinizi değiştiririz. Gelin lan. Bu önemli bir şey. Şimdi... Hocam önemli. Hocam önemli. Tabii gidip... Artık da anacığım millete para da yetmiyor demek ki yani. Bunların gözü de doymuyor. Millete para yetmiyor. Abla Arda Turan davasını görmedin mi? 5 milyon veriyor. 6 milyon geri veriyor mesela. Arda Turan 6 milyonu da veriyor. 6'yı veriyor. Kadın 7 milyon veriyor. 7'yi de veriyor. Arda Turan 7 veriyor. 15 veriyor. 15'e de veriyor. 15 veriyor. 20'yi alıyor kaçıyor. Yani chat hani bence yani bir noktada duyulması gerekiyor. Bir noktada artık şoklama yaşamamız lazım. Şimdi gidip ne? Yaşamamamız lazım. Evrigül'ü bir yere gönderirsen oradan kazanacağın parayla daha sonra o adama şantaj yaparak kazanacağın arasında tabii dağlar kadar fark olduğu için tabii. O bir gelir kapısı olacak. Tabii. Sürekli. Evet. Sürekli şantaj yapabilir. Birisi de çekecek. Kim çekmiş ki? İşte? Ablanı evet, sen çekmişsin. Peki hiç mi düşünmediniz yani bu işin bir sonu yok diye? Ha? Öyle mi? Nereye varacaktınız mesela? Ne yani hani buradan mesela zengin olacağınızı falan mı düşünüyordunuz anasını satayım? Hı. Öyle mi? Öyle mi? Ne oldu abla? Alınıyor mu? Kim? Bir beyefendi... Şebekeden biri geliyor chat. Telefon attığımızda daha önce aslında biz onunla röportaj da yapmışız. Şantaja uğrayanlardan biri geliyor. Daha önce röportaj yapılanlardan bir tanesi geliyor. Röportaj. Beyefendi günaydın. Günaydın, merhabalar. Günaydın, hoş geldiniz. Buyurun. Müge Hanım merhabalar. Ben daha önce oraya gizli tanık olarak bir röportaj vermiştim. Allah Allah! Hiç hatırlamıyorum. Ne şeyde mi? Gemlikte mi röportaj yapmıştık sizinle? Mikrofon Müge'yle birlikte. Neyse önemli değil. Şimdi ismini vermeyelim. Dur. Adam da rezil olmasın. Şimdi bu Doğan, Barış, Fatih Şekerler falan karakola alındığında Fatih Şeker'den bir kahve ortamında Fatih Şeker bu Nazmiye Gül beni aradı. Ablamla beraber biz Umur Bey'deyiz. Doğan'la beraber. Doğan. Dur Umur Bey, Doğan dur. Fatih Şeker ne oluyor? Çet ananı avradını. Ne oluyor lan? Ablamı öldürecek gel beni al. Bunu kendi Fatih Şeker kendi ağzıyla söyledi. Bir dakika bir daha anlatır mısın? Bir daha söyler misin bir daha lütfen? Ece Nurcuğum 4. yüz kutlu olsun hoş geldin. Fatih Şekeroğlu vardı ya 45 yaşında bir herif. Bu kim biliyor musunuz? Bu telefonla bağlanan bu şebekenin arkadaşlar yani tehdit ettiği şantaj yaptığı heriflerden bir tanesi. Bir kahve ortamında. Yani bu herifin pornosu var şu anda. Bu herifin şu anda ifşası var. Fatih Şeker söylüyor bunu. Tamam. Ablamla biz beraber Doğan'la Umur Bey'deyiz. Ablamı Doğan öldürecek. Geldi. Yani bunu kendi Fatih'e kendi ağzı söyledi. Ano! Vallahi yakalanıyor yavaş yavaş. Böyle Şirin'in cenazesinin çıktığı yer abla. Öyle mi? Evet. Ben... Umur Bey, abla Umur Bey'den bahsettik ya daha önce hani. Gemlikteki Zeytinlik, Özdelik Park AVM. Ananı orada da çember daralıyor. Vallahi bile sen boku yedin kızım. Yani bunu kendi Fatih'e kendi ağzı söyledi. Umur Bey'de Şirin'in cenazesinin çıktığı yer abla. Öyle mi? Evet. Ben geldiğimde... Dur bir saniye, sen altta kal. Dur. Bir dakika sen altta kal, götün sıkıştı. Babayı yedi. Babayı yedi. Öyle mi? Evet. Ben geldiğimde... Dur bir saniye, sen altta kal. Sen altta kal, şimdi göreceksin attayı. Dur bir saniye, altta kal. Attayı görecek şimdi, Ophelia. Sen altta kal. Dur bir saniye, altta kal. Altta kal, yankılı. Ben geldiğimde Şirin var mıydı, yok muydu dedi. Nerede? Evde. Ben gemliğe kaçıp geldiğimde İznik'ten Şirin var mıydı yok muydu evde? Sen hangi geldiğin zamanı söylüyorsun? Şirin'in kaybolduğu gün. Evet. Ben var mıydım yok muydum evde? Ay Şirin var mıydı yok muydu? Yok. Şirin'in kaybolduğu gün Şirin nasıl evde olabilir? Ha? Şirin'in kaybolduğu gün hani adı üstünde. Şirin'in kaybolduğu gün Şirin'in evde olma ihtimali yok ya hani mantık olarak düz mantık. Geldin. Bir dakika beyefendi bunu Fatih mi anlatmış? Fatih Şekeroğlu mu anlatmış? Aynen. Fatih Şekeroğlu bir kahve Şeker'de. Ortamında anlatıyor öyle mi? Evet evet. Hani bu tutuklamalar oldu falan filan o sırada mı anlatıyor? Sonra. Ne sıra anlattı? Siz kendiniz hatta mi duydunuz bu, kulaklarınızla yoksa size anlatıldı mı? Akrabası, hem akrabası kendisi söyledi hem de oradaki arkadaşlar kendisi söyledi yani. Hatta Allah Allah. Çünkü herkes beni biliyor. Yani röportaj verdiğini biliyor. Evet. O yüzden sana kendileri beni yolda gözden kaçıyor yani. Oğlum bu ses de Remzi'nin sesine benziyor. Arkadan Remzi mi arıyor? Ne yapıyor anasını satayım lan? Bizi mi kök özlüyorlar? Ne yapıyorlar?
Kaçıyor. Diyor ki bir daha söyler misiniz? Nazmiye ne demiş? Fatih Şeker. Fatih Şekeroğlu da bağlanabilir. Evet. Fatih Şekeroğlu bağlanmasın. En nefret ettiğim gerçekten şu ekipte insanlardan bir tanesi Fatih Şekeroğlu. Ne demiş Nazmiye? Bağlansın, sıkıntı yok. Nazmiye Fatih'i mi arıyor? Nazmiye Fatih'i arıyor. Ablamla biz Doğan'la beraber Umur Bey'deyiz. Evet. Ablamı Doğan öldürecek. Ben öyle bir şey söylemedim. Söylemedin. Söyledin. Babayı söylemedin. Söyledin sen öyle bir şey. Sen öyle bir şey söyledin kızım. Tamam mı? Ben bile de tamamı yok. Tamamı. Tamamı yok. Sen öyle bir şey söyledin. Sen öyle bir şey söyledin usta. Leyli Gül olan Leyla söyledi. Söyledi. Oğlum elimle nasıl şak etti anasını satayım. Hayatımın en vallahi şaklatmalı nahıydı biliyor musun? En şoklamalı nahtı o yani ha. Şoklama yaşadım. Onu ben de onu Fatih Şeker'e sor. Ben öyle bir şey söylemedim. At at iftira at. İşte söylüyor. Lan söylemedin! Allah'ın belası. Allah'ın belası lan. Lan kahretmesin. Topla kendimi vuracaktım. Vallahi billahi ya. Deli olacağım ya. Götü sıkıştığı anda niye bağırıyor bu? Bu bir tarafı sıkıştığı anda topla kendimi. Bir tarafı sıkıştığı anda chat bu niye bağırıyor bir tarafı sıkıştığı anda bu? Ben öyle bir şey söylemedim atat iftira. Pis. Betül'üm teşekkür ederim balım benim. İşte söylüyor. Lan söylemedin. Söylüyor. Ben öyle Fatih Şekeroğlu bağlanacaktım. Bağlansın bakalım. Beraber. Bağlansın bakalım mı? Sen sıkıştın. Hello'lardan bir demet. Sıkıştın. Öykü Zoşka hoş geldin güzelim benim. Sen sıkıştın kızım. Sen sıkıştın. Devamlı. Bu dovanlar, Hakanlar bilmem. Hakanlar, Hakan. Neler parışlar. Söylemedim, söylemedim ya. Sıkıştım. Sıkıştım. Bu dovanlar. Sıkıştım. Sinir krizi geçiyorum şu anda farkında mısınız chat? Hakanlar bilmem neler parışlar. Söylemedim, söylemedim. Niye anlamıyor? Söylemedim. Nereden biliyorum adam? Ben nereden bileyim? Söylemedim. Ah benim Sultan ablam çok üzülüyorum ya. Ya. Bağırarak konuşma. Ben bağırarak konuşmuyorum. Bağırarak konuşma. Kendini pata çıkarmak söylemedim. İçin bağırma. Ben söylemedim. Numarasını bırak. Bu hayırdır lan bu? Hayırdır lan sana? Sen hayırdır lan satayım? Vallahi billahi. Rahmi abi de sinirlendi fark edin. Değiştirdik telefonu verdi lan. Dedi. Gördünüz mü? Rahmi abiye duydunuz mu? Hayırdır ya? Numarasını bırak. Hayır şey, benim anlamadım. Öyle bir şey söylemediysen onu güvenliğe niye söylüyorsun? Güvenliğe söylüyorsun onu fark etmez misiniz? Ben çıkarmak için. Bağırma. Dönmüş güvenliği anlatıyor. Güvenliği anlatıyor bak. Numarasını bırak. Ben bu sorunun numarasını bırak. Görgü tanığı büyük patlattı usta. Eli. Buraya gel bunları. Gel. Var bunları var. Sıkışınca kalkıp gitmek numarası. Sıkışınca kalkıp gitmek numarası. Herkes fark etti artık. Herkes farkında chat. Koruma bana Barış'ı. Chat vallahi çember daralıyor. Anasını avradını çember daralıyor. Vermeyeceğim seni Barış'a. Ah veririm seni Barış'a. Senin Barış'la bir geleceğin yok. Bunu artık o aklına yaz. Senin Barış'la bir geleceğin yok. O tenekeyi de parmağından çıkar. Vermeyeceğim! Böyle konular çıktığı zaman piyasaya hemen bağırıyor. Tabii direkt kaçıyor. Direkt kaçıyor Rose teyze. Kaçacak yer arıyor düşünüyor tekrar geliyor. Hepsini... Aynen öyle vallahi billahi. Rose teyze neler yaşadık biz Leopar ablam. Bel çantam benim neler yaşadık abla biliyorsun. Doğan'ın adı devreye girdiği andan itibaren. Evet. O değil de bugün Sedat hiç konuşmuyor ya. Sedat hiç konuşmuyor bugün. Hep aynı davranışta bulunuyor. Çok ciddi rahatsız oluyor. Ortamı terk etmek istiyor. Evet. Ama hep aynı konulardan yani. Hep aynı. Peki bir şey soracağım. Bu anlattığınızda başka bir şahit daha bulabilir misiniz? Şahit mi? O Fatih Bey bizim. Bir de şimdi arkadaşlar çıktı gitti ya. İki dakika sonra oralarda bir yerde oturur ha. Oralarda oturur ben sana söyleyeyim. Peki bir şey soracağım. Bu anlattığınızda başka bir şahit daha bulabilir misiniz? Birazdan orada taburede oturur ben sana söyleyeyim. O Fatih Bey bizim. Kendi akrabası şahit ama o şey yapmaz. Bir şey söyleyeceğim. Yayına katılmanız önemli değil yani. Emniyet için önemli. Rahmi amca çok güzel sinirleniyor. Kaçıp gitme babası. Kaçıp gitme babası. Yoksa yayına katılmak istemeyebilir. Ona saygı duyarım. Ama emniyete bilgi vermesi için önemli. Bir ikna edebilirseniz ben çok memnun olurum. Ama biz bilmiyoruz ki evden kaçta çıktı, kaçta geldi, Nevrigül gitti orasını bilmiyoruz yani. Ve size çok önemli bir bilgi daha vereceğim. Ver abla. Bu Fatih Bey söylemiş bu arkadaşa. Fatih bunu ortamda anlatmış. Dolayısıyla Fatih Bey bunu teyit etsin. Arkadaşlar buradaki olay ne biliyor musunuz? Betül'cüğüm çok teşekkür ederim. Allah kesene bereket versin canım benim. Buradaki olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şeyin neydi onun ismi bizim bu manyağın? Nazmiye'nin Barış'ı koruması. Fatih bunu teyit etmiyor ki Doğan. Bunu belli ki Barış yapmış anasını satayım. Nazmiye de biliyor, Barış'ı saklıyor. Anlatmış. Dolayısıyla Fatih Bey bunu teyit etsin.
E Fatih bunu teyit etmiyor ki, Doğan'la ilgili konuşmuyorlar ki. Konuşmuyorlar baba, bunlar zaten birlikte örgüt. Yani Fatih Bey'i bulsak, o Allah rızası için... Fatih Bey'i tanıyoruz, Fatih Bey Allah rızası için. Fatih Bey hani 45 yaşında vardı, ne işin var senin? Vardı ya dayı, Fatih Şekeroğlu bizim sapık Fatih ya. Kel Fatih, var ya tıknaz. Yanında dediğin Fatih, o Fatih. O da tutuklandı gitti yani, Doğan, Barış hepsi birden tutuklandı ya. Bak Doğan, Barış, Fatih Şekeroğlu, Hakan Bozkurt hepsi tutuklandı ya bir ara. İfadeler alındı. Hani öyle düşünüyorum. Yani. İçinde olan... Oh, Rahmi amcanın beyni yandı. Allah rızası için gelse söylese diyor. Bilmiyorlar ki. Baba. Yani Fatih Bey'i bulsak, o Allah rızası için... Fatih Bey'i tanıyoruz. Fatih Bey Allah rızası için. Fatih Bey hani 45 yaşında vardı, ne işin var senin yanında dediğin Fatih, o Fatih. Hani öyle düşünüyorum. Yani. İçinde olan... aynı eve birlikte evet, gittikleri. Evet. Şerikin içinde olan kişi aldı bu da. Evet, Şerikin içinde olan kişi yani, aldı. Yani bilemiyorum. Vardı ya dayı o 45'lik. Adamın da kafa yandı, ne yapsın? İyi ya işte Fatih Bey'i konuşturabilsin. Belki hatırlarsın. Konuşturabilsek de nasıl konuşturdun? Erin götürün job sokacak halimiz yok. Sen de Rahmi amca için de her şey ne kadar kolay. Ha işte Fatih, o da zaten gözaltına evet, alınmıştı, ifadeler alınmıştı falan. Ya tabii ki bunlar birer iddia ama buna herkesin ciddi cevap vermesi lazım. Kabul şimdi bakın, ben Fatih size şöyle söyleyeyim. Çok sayıda bağlanan var. Biz daha evvel bunu başka konularda da yaşadık. Şimdi Doğan'ın hiç kusura bakmasın. Karısı var. Evet. Çocukları var. Evet. Nevrigül var. Evet. Sonra Nazlı var. Sonra Nevrigül'le röportaj yapılırken Nazlı ile el ele geliyor. Evet. Sonra bir bakıyoruz, bir evler çıkıyor, yasaklı madde çıkıyor, kaset çıkıyor, o çıkıyor, bu çıkıyor. Şimdi insanın aklına ne geliyor? Doğan sen anasını satayım, sen nasıl bir şeytansın lan sen? Ha? Bu nasıl bir insan? Oğlum sen geceleri meceleri nasıl uyuyorsun mesela? Ha, bu kadar psikopatlıkla. Şey geliyor. Yani ben insanın aklına geleni söylüyorum ben illa ki. Ulan biz sağ götümüz yerine sol götümüzden osurduğumuz zaman vicdan azabı duyuyoruz. Allah belanı vermesin. Vallahi billahi ya. Manyak mısın oğlum sen? %100 budur demiyorum ama. Bu nasıl bir şey chat ya? Evet. Şimdi bir tane bir ev var. Evin sahibi Filistinli. Bu laf da nereden aklıma geldi onu da anlamadım. Nereden çıktı bu laf? Vallahi çok kitap ortasında bir laf ettim ha. Eve gelen kişiler mahalleli diyor ki bıktık usandık. 3 taneydi, ikisini kapattırdık. Çıkarttık, bir tanesi hala devam gel ediyor diyor bu gittikleri evet, evle ilgili. Evet. Gel gelir abla, biraz da 2 dakikaya oturur oraya. Ben sana söyleyeyim Sultan abla. Ve ne zaman böyle bir mevzu olsa? Öyle bir şey belli ki usta. Her şeyin üstüne kapatmaya çalışıyor. Aynen öyle. Nazmiye gidiyor. Onun parmağı zaten var da hani parmağı tam olarak nerede var? Şimdi arkadaşlar konuyu yazın bakın, iddia çok önemli. İddia ha, şu, yani Nevrigül'ün kaybolduğu günden bahsediyor Fatih. Hani Bursa Emniyeti, Sayın Savcımızın talimatıyla bütün bu ismi geçenlerle ilgili aslında bir operasyon düzenledi. İşte konuştu, kan örnekleri aldı vesaire falan. Çünkü sadece Nevrigül'ün ölümüyle ilgili değildi o. Bu konuşulanlarla ilgiliydi. Hangi şehir buna müsaade eder? Hangi emniyet buna müsaade eder? Aldı onlarla ne yaptılar, ne ettiler soruşturmayı ben bilmem. Evet. İddia şu ki Nevrigül'ün kaybolduğu gün Nazmiye Fatih'i arayıp koş gel yetiş Doğan ablamı öldürecek diyor. Evet. Ve beni Doğan buradan kim? Al diyor. Doğan kim? Doğan kim bizim sapık Doğan. Nevrigül'ün en son konuştuğu kişi. Evet. Doğan kim? Nevrigül bana çocuklarını emanet etti telefonda. Evet. Bundan sonrası sana emanet dedi. Bütün oklar Doğan'ı gösteriyor. Ben intihar edeceğini düşündüm. Sonra da zeytinlik alanda olduğunu tahmin ettiğim için o gün zeytinlik alanı aradım dediği kişi. Evet. Şimdi böyle bağlayacağız yani arka arkaya ucuca bağlayacağız. Yok, Doğan'ın... Bütün uçlar Doğan'a çıkıyor anasatım. Bütün uçları bağladığımız zaman Doğan'a çıkıyor. Kullandığı... Barış'la mesela Barış'la Doğan kavgalıysa Barış o zaman suçlu mu suçsuz mu nasıl oluyor yani? Bir alan daha önce Nazlı'yı da oraya götürüp orada Nazlı'ya karşı ciddi bir darp eyleminde bulunduğu... Nazlı'nın fotoğrafları çok kötü arkadaşlar, gösteremeyeceğim size. Bir abla gösterme anasını, Nazlı'yı nasıl dövmüş, Nazlı da içeride şu anda, Nazlı tutuklanmış. Yani gittikleri bir alan, Nazmiye'nin davranışlarına bakarsak Nazmiye de Doğan'ı özellikle görmedim demesinin altında belki de evet, böyle bir iddia da yatabilir. Ama ben çok konuştum onunla. Korkuyorsan korku önemli var değil. Çekinme çok, de var. Tabii korku. Çok korku. Korkudan ziyade... Var. Evet. Hayır. Korkudan ziyade bu suçluluk psikolojisiyle sürekli bir saldırgan tavırlar sergiliyor. Yani korkan insan saldırmaz diye düşünüyorum ben ama... Tehdit mi ediliyorsun vesaire evet, falan evet, diye çok... Yani o kendinden korkmuyor, Barış'tan korkuyor. Hah! Ola vallahi Rosteyze sen de çok varım ya. Ne kadar sınayı bir karaktersin sen, vallahi o kadar varım ki sende. Aynısını söyleyecektim izlenmiş. Ne diyor? Ne diyor? Aile lavatisi arkadaşı. Uzun zamandır yoktu bu. Ailene hoş geldin canım benim. Geceye gündüz. Allah kesene bereket versin. Diyorsun vesaire evet, falan evet, diye çok. Ya. İnanılmaz bir karakter, mükemmel bir insan. Büşra hoş geldin. Birinci yılımız kutlu olsun canım benim. Bir yıl. Kendinden korkmuyor, Barış'tan korkuyor. Geceye gündüz ablam diyor Doğan'la geziyordu diyor. Ne yaptığını biliyordum diyor. Barış'la Doğan konuşuyordu. Nasıl şimdi düşman oldular? Barış diyor ki diyor bana ben Doğan'la düşmanım. Ha ne, o niye düşman oldular? Bence onlar hepsi ortak ya. Konuşmuyor. Birlikte yaptılar ya. Bu konuşuyordu, nasıl düşman oluyor bu Doğan'la Barış? Ha? Ne var arada da düşman oluyor? Ha? Niye konuşmuyor?
Doğan Demekli'nin Barış'ı mı tehdit ediyor? Bir de arkadaşlar Doğan'la Barış arasında bir gerçekten husumet olduğunu biz daha yeni öğrendik. Daha yeni öğrendik yani. Sen söyleyeceksin diye ondan korkutuyor. Bunlar konuşan bir insandı. Nasıl şimdi konuşmuyorlar? Yeri sana vallahi Leopar ablam benim ya. Bel çantasıyla bütün cinayeti çözdü ya. Aa, gene şimdi oralarda gene aynı hikayeyi mi yaşıyoruz yani? Ay baktım gene mi kriz geçiriyor? Hayır hayır. Ben saat kaçta gitmiş? Gene gelmiş oraya oturmuş Allah benim. Tipe bak ya. Ya vallahi billahi yani uzun zamandır hiç kimseden bu kadar vallahi billahi nefret etmemiştim ya. Şimdi dede ben geldiğimde Şirin evde miydi değil miydi? Bilmiyorum ben ne bileyim ben. Ha? Ne bileyim İbrahim amca da bıktı artık. İbrahim amcaya niye soruyorsun lan? Adama niye soruyorsun? Adama soruyor bir de. Bir de adama soruyor. Ben geldiğimde Şirin evde miydi değil miydi? Bilmiyorum ben ne bileyim ben. Hayır Şirin yoktu benim geldiğimde. Bak Apo olsaydı Apo da söylerdi. Şirin geldiğinde yoktu. Ben de sana... Ulan Şirin tabii yoktu çünkü Şirin o gün ölmüş zaten. Şirin nasıl olabilir o gün? Benzedim işte ne bileyim bilmiyorum ben. Nereden ben o iz gemle... Ooo! İbrahim amca Slay yakaladınız mı? Geldi. Şirin geldiğinde yoktu. Ben de sana benzedim işte ne bileyim bilmiyorum ben. Nereden ben o iz gemle... ben de sana benzedim işte. Bilmiyorum bilmiyorum. Dedenin yanından kalktın, gittin dedenlerin yanına. Sen şimdi dedenlerin yanına gitmeden önce nereye gittiğini daha önce nereden bileceğiz ki biz? Ben sen şimdi dedene diyorsun ki ben senin de. Evine geldiğimde dede ablam evde miydi diyorsun. Evet. Sen dedene gelmeden öncesinde neredeydin nereden bileceğiz? Mige abla ben Mige mi? Gemine gittiğimde bizzat sabaha kadar kız başıma ablamı aradım ben sokak sokak. Sen dönmüş götünü yatmışsındır kimi kököz diyorsun lan sen. Dönmüş bir tarafını yatmışsındır gümbür gümbür. Ne sallıyorsun sen ya? Ben hatta polisleri de aradım. Benim ablam kayıp dedim. Kız başını aradın da sokakları. Gidip aradım. De Filistin'in evine baktın mı kız başına? Niye o zaman baktım. Polise söylemedin? Gidip de gelin gidelim şu Filistin'in evine. Sen kız başına kendini gezdirene kadar polis ekiplerine deseydin ya ablam yok. Biz bu evde oturuyoruz, içiyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diye. İçiyoruz, yiyoruz, içiyoruz, sıçıyoruz. Her bu kalmazsaydın ya abla. İşine gelmedi. Neyi anlamadım? Niye anlamadın? Sen sabaha kadar... Neyi anlamadın? İşine gelmeyen hiçbir şey anlamıyorsun. İşine gelmeyen hiçbir şey anlamıyor. Bana dediler, yaşın tutmuyor senin dediler. Yaşınla ne alakası var kızım bunun? Niye sen yaşın tutmuyorsun? Ebe hayır hayır pardon. Kızım dedi babamın üstüne yaptı. Ondan bahsetmiyorum. Sen gidip de biz bu eve bakın dedin mi kimseye? Demedin. Annenlere de söylemedin. Üzerinden geçmişti 1,5 ay bir izleyicimiz aradı da biz o evi bulduk. Polis de öyle buldu. Polis nereden bilecek? Fal mı açacak akşam? Biz söylemezsek nereden bilecek polis? Evet. Biz yakınımızla ilgili ihbarda bulunacağız. Polise gidecek, bakacak. Herhalde aslında mantık olarak yani. Bir gizli tanık. Evet. Senin Fatih Şekeroğlu'nun evet. Bir yani Fatih Şekeroğlu'nun bir akrabasına. Evet. Bu Nevrigül'ün kaybından 2 gün önce sen aramışsın Fatih'i ve demişsin ki evet. Ablam ben Doğan Umur Bey'deyiz. Gene geldi vallahi bile Fatih Şekeroğlu. Şeyma'm hoş geldin. Doğan ablamı öldürecek, koş yetiş demişsin. Ben Fatih şey demiş ki ben gitmedim ama demiş. Gene geldi abi Şekeroğlu. Fatih böyle anlatmış. Ben öyle bir şey demedim. Gene bir şey demedi gene ben vallahi billahi yani tam muhteşem bir yüzyıl yayınına geçmeden gene bir ince tetiklenmeye başladım 3 gündür de şu kombinini çıkarmadın üstünden. 3 gündür aynı kıyafet bıkkınlık geldi sandın. Umur Bey dediğimiz yerde neresiydi? Umur Bey nerede abi şey o işte Özdilek AVM var ya onun karşı tarafı. Zeytinliklerin olduğu yer. O zeytinlik alandı değil mi? Ulan Gemli'ye gitmeden bütün mahallelerini ezberledik bütün chatle ya. Bütün sokak sokak her yerini biliyoruz. Anladım. Bak bir izleyelim beyefendi canlı yayında onunla konuşuruz. Evet abla. Nevri Gülalan'ın şüpheli ölümüyle ilgili bildiklerini anlatmak isteyen bir gizli tanık ekibimize ulaştı. Evet abla ne diyor? Kendisi ölmeden kısa süre önce gördüğü genç kadının hayatına son verebileceğine inanmıyordu. Son bir gizli artık tanıklar tanık bitmiyor her taraf tanık kaynıyor. Hafsa'm hoş geldin canım benim. Rahmetli'nin bulunduğu yerde gemi kalkıp orada zeytin falan topluyor. 46 gün falan asılı kalmak gibi şansı imkansız bir şey çünkü... Senin kapşon şaka mı? Akşam saatlerinde olduğunda orada yabani hayvanlar olsun ayılar olsun hep inen bir günde parçalar yani onu. Herhalde anasını satayım ayı onu tavuk döner gibi yer ya. No bir de şöyle bir şey daha ekleyeceğim. Ya... Allah korusun tövbe tövbe estağfurullah ya. Yaklaşık bir 2 ay önce devlet hastanesine gittiğimde zaten ben Nurhan Metli'yi orada görmüştüm. Eli evet. Sarılı halde. 2 kişi vardı yanında ama Doğan Fatihler falan değildi yani. Kimdi abla başka çeteler mi? Çete kaynıyor zaten gemilik. Biri kel uzun boylu diğeri de zayıf esmer bir arkadaş vardı yanında. Kel uzun boylu zayıf esmer kim arkadaşlar olabilir bunlar? İsimlerini bilmiyorum ben kendilerin ama yani en ufak bir şey bile hastaneye gelip muayene olan bir insan bence kendi canına kıymadığını düşünüyorum. Tamer Şekeroğlu. Yanımızda Nazmiye Tutaner, ölümünde pek çok soru işareti bulunan ablası Nevrigül Alan'la alakalı bir ismi gündeme getirmişti. Bursa abla kim? Gemlik'ten bize bir izleyicimiz ulaştı. Barış, Hakan, Nevrigül ve Nazmiye'nin takılıp yasaklı madde kullandıkları bir ortam evi var dedi. Doğru. Evet, Filistinli evi abla, Dombili. Doğru mu Nazmiye? Bir tane eve gidiyorduk ama oturuyorduk. Ben Gemlik'te oturuyorum. Nazmiye, Fatih, Barış, Doğan, bir de vefat eden Nevrigül. Sürekli evet. O evde falan bağırış çağırış. Bütün komşu... Bağırış çağırış da orada neye bağırış çağırış acaba? Anasını satayım.
Tanığın iddiasına göre bahsi geçen bu isimle Nazmiye Tutaner, olaydan birkaç gün önce bir konuşma yapmış, Gülalan'ın öldürüleceğini söylemişti. Barış, Fatih'ler falan hepsi karakola alındıktan sonra Fatih'in akrabası ya bir konuşmamız oldu bizim. Karakoldan çıktıktan sonra oturup konuştuklarını, bu rahmetlinin ölmeden 2 ya da 3 gün önce de Nazmiye'nin kendisini aradığını, biz ablam ben Doğan Umur Bey'deyiz. Ben ablam Doğan Barış, evet ben Barış Doğan ablam. Tabii kim öldürdü sence demiş. O demiş Doğan öldürdü kesin demiş. Yani %1 milyon Doğan öldürdü demiş. Yani evet. Herkes biliyor Doğan'ın öldürdüğünü. Ama kimse söylemiyor bunu. Doğan... Yani herkesin bildiğini buradan yani Sayın Gemlik Cumhur neydi lan Cumhuriyet Başsavcısı. Yani şu dosyayı tekrar açalım ya. Korkuyorlar, Barış'tan korkuyorlar. Nevligül kaybolmadan 2 gün önce mi Nazmiye arıyor Fatih'i? Evet evet kendisi söyledi, beni aradılar. Doğan'ın eli kolu bu kadar mı uzun Gemlik'te anasını satayım, dosyayı niye kapattık intihar diye ya? Siz daha iyi bilirsiniz tabii, artistik yapmayalım da yani. Akşam saatlerinde dedi. Umur Bey'deyiz. Ablamla Doğan şu an işte kavga mı ediyorlar, bir şey mi ediyorlar onu tam olarak bilmiyorum ama evet. Ablamı Doğan öldürecek. Gitmemiş kendisi yani. Yani o Nazmiye'nin emin olun bu konuşmalardan sonra da o stüdyoyu terk edeceğini iyi biliyorum ama. Onun işine gelmeyen bir şey söylediğin anda Kapşon Spor direkt zaten kaçıyor. Yani gerçekleri söylemesi lazım. Ama bugün kaçma hevesi hiç yok. Evet muhabimiz Büşra Seyiz, Nazmiye'nin Fatih'e Doğan ablamı öldürecek dediğini anlatan. Mikrofon müge bitti, bir de Büşra Seyiz çıktı anasını satayım millet. Vallahi billahi sizin yani bir tarafınızın peşinde koşuyor. Şahidimize beraber. Mısır koçanı anlatsana. Beraber günaydın Büşra'cığım. Günaydın. Günaydın beyefendiye de. Günaydın. Bu nasıl bir şey bu? Günaydın Müge. Çam ağacı gibi Allah belanı vermesin. Bu ne böyle? Ha, dinozor çünkü gibi. Evet Nazmiye karşında istersen konuş. Günaydın. Anlat abla biliyorsun ha. Aslı'cığım çok teşekkür ederim. Bu arada burası ne evi yani, normal bir ev herhalde burası. Burası ortam evi değildir herhalde, yukarıda Doğa Moğa yazıyor. Manyak manyak işler yapmayın burada. Ne konuşuyorum, apaçık iftira atıyor. Allah belanı vermişsin senin her bokuna iftira. Vallahi billahi yeter bıkkınlık gınası. Niye sırası? İftira atıyor, sen kimsin? Ne demek sen kimsin? Görgü tanığı. İşine gelmeyen bir şeyler söyleyenlere her zaman niye sen kimsin diye soru soruyorsun. Sen Doğan'ın arkadaşısın belli. Gerizekalı, Doğan'ın arkadaşı olsa Doğan'ı şu anda Allah kahretsin ateşe atar mı? Doğan'a sallıyor şu anda. Doğan'ın arkadaşı hep Doğan'ı koruyorsunuz. Yok ben. Doğan'ı koruyor mu? Ulan dedi ya Doğan'dan korkuyor, Barış'tan korkuyor diye. Ne anlatıyorsun sen? Doğan'ı tanımıyorum kendisini. Senin adın ne kardeşim? What is your name brother?